Peki o da sana karşı bir şeyler hissediyor muymuş? İşte orasından bilmiyorum abi. Yani böyle bir şey var gibi ama anlayamıyorum. Göreceğiz. Benim dışarıda biraz işim var. Tamam, ben de onu halledeyim. Döndüğümde anlayacağım. Geç kaldım. Kusura bakmayın Sinan Bey. Anca gelebildim çünkü... Tamam. Uzatma. Derhal işinin başına dön. Yapılacak bir yoğun iş var. Biz ders çalışacaktık. Hadi hazırlan, çalışalım. Ama Sinan Bey, az önce çok iş var demiştiniz. Fikrimi değiştirdim. Önce eğitim. İşi daha sonra yaparsın. Senin için hazırladığım kitapları al gel, notlarını da al, çalışalım. Gerek yok mesai saatimin içinde Sinan Bey. Sana söz verdim. Ben sözümü tutarım. Peki öyleyse, siz öyle diyorsanız... Arkadaşınız nerede Sinan Bey? Dışarı çıktı. Niye sordun? Ona göre yemek yapacağım da ondan sordum. Sonra sinirleniyorsunuz Sinan Bey. İşi bitince gelecek. Sen iyi anlaştın Gürkan'la bu kadar kısa sürede. Evet, iyi, neşeli biri. İyi kalpli olduğu gözlerinden okunuyor. Sizi de çok seviyor belli ki. Sadece beni sevmemiş anlaşılan. Efendim? Bir şey mi dediniz? Hayır, bir şey demedim. Allah yolunu açık etsin. Rahmetli dedeme benzettim ben de kendisini. Tabii sizin misafiriniz sonuçta. Beni ilgilendirmez. Sinan Bey, ben de size sormak istiyordum aslında. Bir soru var da çözemedim bir türlü. Nedir? Üçgenle ilgili. İki kenarını veriyor, üçüncü kenarını soruyordu. En fazla kaç santimetre olabilir mi diyordu. Ne öyle bir şey. Bu tip mantık soruları sıkça çıkacak karşına. Ama böyle olmaz yani, soruyu görmek lazım. Hı, tamam. Üçgenin bir kenarı 12, diğer kenarı 8 santimetre uzunluğundaymış. Üçüncü kenarını soruyor. En fazla kaç santimetre olabilir diyor. Şimdi tabii bu tip geometri sorularında esas olan kuralı bilmektir. Hatırlayalım. Neydi üçgenlerin kenarlarıyla ilgili kurallar? Neydi kural? İki kenarın toplamı üçüncü kenarın uzunluğundan büyük olacaktı. Heh. Meğer ne kadar kolaymış Sinan Bey.